Medyakritik'ten yeniden merhaba. İkinci bölümüyle Medyakritik'in karşınızdayız. Göçmenlerin yaşadığı zulme bir göz atalım. Dünyanın her yerinde en büyük sorunlardan biri herhalde göçmenler. Yaşadıkları ülkelerdeki savaşlardan, yoksulluktan, ekonomik krizlerden bunalan ve kendilerine yeni bir yaşam kurma ümidiyle yollara düşen göçmenler her yerde ayrı bir zulüm görüyorlar. Batılı ülkeler özellikle göçmen politikasında oldukça katı. Yunanistan da sınırlarından göçmen geçişine ya da göçmenlerin ülkeye girişine yönelik oldukça sert tedbirler almaya çalışıyor. İşte Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan'a geçen bir grup mülteci son olarak yine Yunanistan kolluk kuvvetlerince darp edildi. Mülteciler uluslararası hukuka aykırı şekilde üzerlerindeki kıyafetleri ve ayakkabılarının alındığını söyledi ve Türkiye'ye itildiklerini anlattı. Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan kolluk kuvvetlerince darp edildi. Mültecilerin ifadesine göre kolluk kuvvetleri kendilerini 3 gün boyunca alıkoydu, ekmek ve su dahi vermeyip plastik borularla darp ettikleri göçmenleri para, eşya ve kıyafetlerini el koyarak Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye zorla geri itti. Yarı çıplak ve ayakkabısız geri gönderilen göçmenler jandarma tarafından fark edildi. Bölgedeki köylüler ve uluslararası yardım kuruluşlarının yiyecek ve kıyafet verdiği mülteciler yaşadıklarını anlattı. O mültecilerden biri de Afganistanlı Ahmet Ali. Yunanistan'da geri geldi, çok zalim valla. 3 gün ekmek yok, su yok, her bir şey alıyorum. Pakistanlı Yahya Hamed de nasıl darp edildiklerini anlattı. 4-5 tane ayrı ayrı kampı var. Bazılar var, süfarı gönderiyorlar. Bazılar ayakkabı da veriyor, sadece şeyleri çıkarıyor. Ama bugün de dayak yedik çok, gece yakalandık. Sopayla vuruyorlar, üstüne komple şeylerimi, elbiselerimi çıkarıyorlar. Ondan sonra bir tane sopa da değil, boru var. Çok kötü bir boru var, onu da vuruyordu. Afganistanlı Hüseyin Raşit ise kolluk kuvvetlerinin kendilerini hiçbir şekilde dinlemediğini vurguladı. Biz orada kalmıyoruz zaten. Biz dedim ki biz gidiyor ama hiç tek bu kadar değil ki konuşma. Konuştan uğruyor. Evet, göçmenlerin yaşadıkları zulümlerden yine bir kesit izledik. Göçmenlerin tabii bugünlerde Afganistan bağlamında gündeme geldiğine şahit oluyoruz. Afganistan'da da insan hakları üzerine çalışmalar yürüten Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana çalışmalarını sürdüremiyor. Kurum, kadın hakları ile ilgili endişelendiklerini belirterek Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Afganistan'da insan hakları üzerinde çalışma sürdüren bir kurum. Ancak Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana çalışmalarını sürdüremiyor. Çünkü Taliban güçleri ofislerini ele geçirdi. Komisyon yaptığı yazılı açıklamada araç ve ofis gereçleriyle birlikte mal varlıklarına el konulduğunu, tüm binalarının Taliban tarafından işgal edildiğini belirtti. Görevlerini yerine getiremediklerini ifade eden komisyon, endişe duyduklarını dile getirdi. Evet, şimdi Diyarbakır'a gidelim. Medyakritik'in ilk bölümünde yer vermiştik. Kürt gazeteci AP Musa katledilişinin 29. yılında anılıyor. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği öncülüğünde bir anma yapılıyor Diyarbakır'da, vurulduğu sokakta. Ve Artı TV Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıçgedik de orada. Şimdi bu anmaya gidelim. Hukuken bir şey söylenilmiyorsa ve failler yargılansın diye bir adım atılmıyorsa, diğer bütün faili meçhul cinayetler, aslında faili belli ama ismi faili meçhul cinayetlerin zaman aşımına uğraştırılması istenmekte ve unutturulmak istenmektedir. Ama biz buradan geçen 29 yıl değil 49 yılda olsa Afi Musa ve faili meçhulde yitirdiklerimizin hiçbirini unutmayacağımızı, hiçbirinin geçen bu zaman aşımına rağmen bu iktidarın, bu zihniyetin, Kürt halkına düşmanlık zihniyetinin bu unutturmasına karşı bizler her gün cap canlı bunu hatırlayacağız ve bu mücadeleyi devam ettireceğimizi belirtmek istiyorum. Evet, yargı, hukuk bugün birilerin eliyle, talimatlarla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz ve bağımlı yargıya rağmen, hukukun üstünlüğünü yerle bir etmesine edilmiş olmasına rağmen
bizler hakikati sonuçlandırana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Evet, 29 yıl önce bu sokakta Abi Musa'yı katleden zihniyet bugün Roboski'de, bugün Derelioğlu ailesini katlederken, bugün en son İdil'de 7 yaşındaki Mihrac'ı katleden ve cezasızlık politikasıyla bunu devam ettirenler aynı zihniyetle, aynı bakış açısıyla, aynı düşmanlıkla devam ettiklerini biliyoruz. Yine bugün bu iktidarın 100 yıllık politikadan aldığı güçle, 100 yıllık Kürt halkının soykırımını, Kürt'ün dilini, kültürünü, coğrafyasını tanımayanlar bugün dört parça Kürdistan'da yaptıkları katliamla, 29 yıl önce Abi Musa'yı katledenlerle aynı zihniyet olduğunu, aynı yok etme ve yok sayma yaklaşımı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün Süleymaniye'de yapılan katliamın da, yine Afrin'de her gün sivil halka yönelik yürütülen katliamlar çete elleriyle ve kimlerin desteklediğini çok iyi bildiğimiz bir yerden, bu katliamların yine Kamışlo'da, Grisipi'de, Serikani'de yürütülen katliamların aslında aynı zihniyetten beslendiğini, aynı düşmanlık politikasını güttüklerini çok iyi biliyoruz. Yine bugün her gün doğamızı katledenler, her gün kadın katliamını gerçekleştirenler, her gün Kürt dilini yok sayanlar bilsinler ki aslında Kürt halkı Abi Musa'nın bıraktığı yerden bu mücadeleye devam edeceğini bilsinler. Yine buradan bu katliama karşı bugün Kürt halkının düşmanlığını kendi önüne koyan bu iktidarın ve bundan önce onlarca iktidarın nasıl çöktüyse bugün sistemin de çökme noktasına geldiğini görmeliler. Dolayısıyla buradan bu katliamların hiçbirinin hesabı sorulmayana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bütün kesimler, iktidarlar ve bu çürümüş zihniyet de bilmeliler. Evet, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salih Aydeniz Musa'nın ter anmasında konuşuyordu. Ne yazık ki teknik bir takım sorunlar yaşanıyor. Çok sağlıklı bir görüntü elde edemedik. Arkadaşlar belki yeniden bu sorunları çözerse yeniden bağlanabiliriz oraya diyelim. Ve devam edelim gündeme. Aslında bir süredir Türkiye'de tabii gündemler çok çok fazla konuyla uğraşıyoruz. Ama temel gündemlerin yanında bir laiklik tartışması devam ediyor. Ekonomik kriz ülkenin bir numaralı sorunu, kiralar öne çıkan konular arasında. Ama bu laiklik meselesine dair Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarıyla başlayan laiklik meselesine dair tartışmalar da siyasette önemli bir yer kaplıyor. Bunlara dair birkaç yazıya ve görüşe yer vermek istiyorum bu bölümde. Öncelikle Cemil Çiçek'in bir açıklaması var. Seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok demiş. Eski Adalet Bakanı, eski Meclis Bakanı ve şu anda da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek. Daha merkez sağa yakın bir isim olarak biliniyor. Anavatan Partisi kökenli. Şöyle demiş, bizim laiklikle ilgili bir sorunumuz yok. Laiklikte bir tereddüt yok. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili de bir sorunumuz yok. Kaldı ki gerek Cumhur İttifakı'nın gerek Millet İttifakı'nın mecliste anayasa değişikliği yapacak bir çoğunluğu da yok demiş Cemil Çiçek. Özellikle işte bu eski AKP'li vekil Resul Tosun'un Star gazetesinde yazdığı yazıda laikliğin anayasadan çıkarılması gerektiğine ilişkin önerisi üzerine konuşuyor. Tabii ondan sonra ne olmuştu? AKP sözcüsü Ömer Çelik de laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde anayasadan çıkarılması gibi bir teklif AK Parti'nin teklifi olamaz. Bu teklife AK Parti'nin olumlu bir şekilde bakması mümkün değildir demişti. İşte Halk TV.com.tr'den Fikret Bila Cemil Çiçek'le bu laiklik tartışmalarını konuşmuş. Ve de Cemil Çiçek demin anlattığım laikliğin anayasadan çıkarılması yönündeki bir tartışmanın seçmeni ürküteceğini ve AKP'ye kaybettireceğini ileri sürüyor. Tabii bu konuda başka görüşler de var. Özellikle anayasadan çıkarma meselesinin temel başat bir konu olmaması gerektiği yönünde laikliğin anayasada dursa da birçok yöntemle geriletildiğine dair görüşler var.
İşte kadın hakları savunucusu ve hukukçu Canan Arın Hrant Dink ödülünü aldı biliyorsunuz. 13.sü düzenlendi Hrant Dink ödülü. Hrant Dink'in doğum gününde çevrimiçi bir törenle bu ödülü aldı. Mor Çatı'nın ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi'nin kurucularından, Türkiye Feminist Hareketi'nin, kadın hareketinin en önemli isimlerinden biri. Kısa Dalga Podcast'te Rengin Arslan'a konuştu Canan Arın ve de şöyle diyor bu tartışmalara ilişkin. İktidarın şeriat getirmeye çalıştığını söylüyor. Bunu iki şekilde yapıyorlar. Ya kanuna dokunmadan yapıyorlar veya doğrudan doğruya kanunları değiştiriyorlar diyor Arın. Yani burada kanunları değiştirmeden de şeriatın gelebileceğini, uygulamalarla gelebileceğine dair bir savı var. Ki birçok uygulamada zaten mevzuatta bunlar durmasına rağmen, zaten başta anayasa laiklik ilkesi olmasına rağmen laikliğe aykırı birçok uygulamanın yürürlüğe konulduğunu görüyoruz. İşte Canan Arın kadın hareketinin önemli sözcülerinden biri, onun iddiası Türkiye'ye şeriatı getirmek istediği yolunda iktidarın, şöyle devam etmiş. Dolayısıyla gerçekten şu anda eğer bu hükümet, bu adam devam ederse Türkiye'deki kadınların hali, geleceği gerçekten korkunç diye düşünüyorum. Ama kadınlar buna izin vermeyecekler demiş. Yaşadığımız ülkedeki en korkunç şeyin hukukun kalmaması olduğunu söylemiş Arın ve şöyle devam ediyor. Mahkemeden eğer gerçekten hukuka uygun bir karar almak istiyorsanız sosyal medyada çok büyük bir hareket yapmanız gerekiyor. Bu gerçekten korkunç demiş ve iktidara şöyle seslenmiş. Meydan sizin değil, o kadar boş değil. Bu meydanda biz varız ve biz var olduğumuz sürece siz daha fazla ilerleyemezsiniz demiş Canan Arın. Rengin Arslan'la yaptığı bu söyleşi kısadalga.net'te okuyabilirsiniz. Bir podcast olduğu için orada bütün söyleşi kaydını da dinleyebilirsiniz. Cemil Çiçek'in anayasada laiklik duracak, durmalı yönündeki açıklaması ve de Canan Arın'ın anayasada dursa bile aslında laikliğin geriletildiğine ve hedefin şeriat olduğuna ilişkin açıklamaları. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne düşünüyor? Bu konuda bir kulis haberi var. O da enteresan bir kulis haberi. Selda Güneysu, Cumhuriyet Gazetesi'nin parlamento muhabiri yazmış. Son dönemdeki laiklik karşıtı çıkışların AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldiği, ancak Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP, Milli Görüş tabanı ve anayasa çalışmalarını dikkate alarak değerlendirme yapmaktan kaçındığını söylemiş. Şimdi MHP biliyorsunuz güya laikliğe sahip çıktı Bahçeli eliyle. Bahçeli bir açıklama yaptı. Laiklik ilkesi anayasada dursun ama Türkiye'de Müslüman ülke dedi. Halbuki çok temel bir gerçek, laiklikte devletin dini olmaz. Sadece dinlere eşit yaklaşım yetmez. Dinsel kurallar, dinsel normlar hukuk kurallarına, devletin yönetimine asla sirayet edemez. Ama MHP bunu atlayarak yine işte aslında formel kağıt üstünde bir laikliği savundu. Milli Görüş tabanı dedikleri Saadet Partisi ile bir ittifak ve de AKP içerisinde hala var olan milli görüşçüleri ürkütmemek adına bu tartışmalara girmediğini söylüyor bu haber, bu kulis. Ve de Erdoğan başkanlığında toplanan bu MYK'da MYK üyelerinin 28 Şubat dönemindeki laiklik uygulamalarını eleştirerek toplumun pek çok kesiminin zan altında bırakıldığını, savunduklarını belirtiyor. Ve de Ömer Çelik'in laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz yönündeki açıklamasına yer verilmiş. Şöyle bu kulis haberin kulis bölümü, Cumhuriyet'in ulaştığı AKP'li kaynaklar denilmiş. Erdoğan'ın laiklikle ilgili tartışmaların yeniden gündeme gelmesinden hoşnut olmadığını dillendirdi. Erdoğan bu tartışmaların devam etmesi halinde hem toplumdaki laik kesimin hem de 28 Şubat sürecinde yaşananlar üzerinden dindar kesimin rahatsız olacağını düşünüyor. AKP'li kaynaklar Erdoğan'ın partinin üzerinde çalıştığı yeni anayasa hazırlığına da dikkat çekiyor. Erdoğan her fırsatta toplumun tüm kesimini kucaklayan bir anayasayı partisinin yapmasını amaçladığını açıkladığı belirtilirken, bu çalışmalar sırasında ilk dört madde ilgili ortaya atılan dilde revizyon şeklindeki tartışmalara da sıcak bakmadığı ve de Resul Tosun gibi bir dönem partide siyaset yapan isimlerin
bu konularda yaptığı değerlendirmelere kızdığını belirtiyorlar. AKP'li kaynaklar MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin laiklik tartışmaları üzerinden yaptığı açıklamada çok net şekilde Cumhuriyet sütununu kırdırmayız ifadelerini kullandığına dikkat çekiyor. MHP'nin ve Türkiye'deki milliyetçi kesimin laiklik konusunda hassasiyeti bulunduğu belirtilirken Erdoğan'ın sürekli gündemde tutulmak istenen laiklik tartışmasının MHP ile AKP arasındaki ittifaka da zarar vereceğini ve birlikteliğin bu gibi tartışmalarla zedelenmesini istemeyeceği ifade ediliyormuş. Tabii Selda Güneysu burada AKP'li kaynakların konuyla ilgili değerlendirmelerine yer vermiş. Bir kulis haberden ziyade, kulislerde konuşulanlardan ziyade AKP'li kaynakların kendisini aslında yönlendirmek istediği yere doğru gitmiş diye düşünüyorum. Yoksa gelişmeler bambaşka. Yani özellikle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasının arkasında Erdoğan'ın seçim stratejisi olduğu yolunda çokça belirti, çokça emare var. Ve Erdoğan'ın çıkıp açıkça bu açıklamalara karşı çıkmaması bir tür destek olarak yorumlanıyor. Hatta yönlendirici olan, bu tür açıklamaları yap diye Ali Erbaş'a talimat verenin Erdoğan olduğu belirtiliyor. Bundaki amaç iki türlü. Bir, zaten hani bir strateji olarak laikliğin geriletilmesi ajandaları var. Bunu devreye sokuyorlar. Hem de yanı sıra seçimlere doğru giderken kendilerinden kopmakta olan muhafazakar dindar tabana biz gidersek işte rövanş alınır. Dolayısıyla dine mesafeli bir iktidar geldiğinde kazanımlar elden gider yolunda bir telkinde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu algı neye yarar? İşte ekonomik kriz nedeniyle AKP'den kopmakta olan insanların ki kararsızların büyük bölümünü de bunlar oluşturuyor. Gerçekten ortada bir seçmen kitlesi. Bu tartışma üzerinden iktidara bağlama hedefi görülüyor. Ama Cumhuriyet'teki bu kulis haber Erdoğan'ın bu tartışmalardan rahatsız olduğu yönünde gerekçe olarak da MHP'nin açıklamasını gösteriyorlar ki MHP'nin laiklik gibi bir derdinin olmadığı çok açık. Kanımız aksa da Zafer İslam'ın sloganını düstur edinmiş bir parti sonuçta MHP. Hani göstermelik evet belki AKP'nin istediği türde bir şeriatı arzu etmeyebilir ama onlar da toplumda dinin ağırlığının artmasından rahatsız olmazlar. Ülkücü gelenekte bu vardır. Çeşitli kanatlar olmasına rağmen mevcut MHP yönetiminin birçok meselede iktidarla aynı görüşleri paylaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tartışmada, laiklik tartışmasında MHP'nin yaptığı açıklamanın AKP ile bir kriz potansiyeli taşıması pek de inandırıcı görünmüyor bütün bu değerlendirmelere rağmen. Devam edeceğiz gazetelere ve köşe yazılarına bakmaya. Ama önce bir iş cinayeti haberine bakalım. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi ve bir işçi yaşamını yitirdi. İş cinayeti Sarı Erik mahallesinde meydana geldi. Yine tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan yaralı işçiler itfaiye tarafından çıkarılırken sağlık ekipleri 18 yaşındaki S.A. isimli işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bir başka haber, sağlık çalışanlarının uğradığı saldırılarla ilgili. Sağlık çalışanlarının uğradığı saldırıların önüne geçecek bir çözüm henüz bulunmadı. Isparta'da bir hasta yakını tarafından darp edilen doktor şiddet failinden şikayetçi oldu. Sağlıkta şiddetin adresi bu kez Isparta oldu. Isparta Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Baki Ünlü, hasta yakını tarafından darp edildi. O anlar kameralara yansıdı. Acil servis bölümünde görevli doktor, iddiaya göre kalabalık yapılmaması için uyarıda bulundu. Uyarı yapan doktor odadan çıkarken arkasından gelen ve ismi açıklanmayan OM, doktor Ünlü'yü yumruklamaya başladı. Diğer sağlık görevlileri ve güvenlik ekipleri de saldırıya müdahale etti. Fiziksel saldırı sonrası darp raporu alan Dr. Baki Ünlü, saldırgandan şikayetçi oldu. Şiddet faili gözaltına alındı. Isparta İl Müdürlüğü'nden de kınama mesajı geldi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya,
sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim, dedi. Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin de yaşanan saldırıyı kınarken olayın takipçisi olacağını belirtti. Evet, şimdi bir başka köşe yazısına bakalım. Ahmet Hakan'a bakalım. Uzun süredir ihmal etmiştik Ahmet Hakan'ın yazılarına bakmayı. Deminki tartışmayla, aktardığımız laiklik tartışmalarıyla ilgili olarak kısa bir değerlendirmesi var. Ve fakat onun dışında bir Selçuk Bayraktar güzellemesi var. Her ikisine de bir göz atalım. İktidar hangi tür tartışmaları sever başlığıyla şunları yazmış. Diyanet İşleri Başkanlığı tartışmalarını sever. Belediye etkinliklerindeki alkol tartışmalarını sever. Malum İstanbul Büyükşehir Belediyesi son bir etkinliğinde ilk defa seçimlerde, yani belki de 1994'te Refah iktidarının Refah'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi almasından bu yana belki de ilk defa bir belediye etkinliğinde alkol servisi yapıldı. Buna atıfta bulunuyor. Çıplak semazen tartışmalarını sever. Bu da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte bir dansçının, erkek dansçının üzerinin çıplak olmasından hareketle bir çıplak semazen tartışması başlatmıştı AKP'liler ve daha çok Twitter'daki troller. Ama bu modern dansçının daha önce AKP'nin de etkinliklerine katıldığı ortaya çıkmıştı. Ve laiklik tartışmalarını sever diye bitirmiş. Hangi tartışmaları sevdiğine ilişkin listesini Ahmet Hakan. Biraz önce Selda Güneysu'nun kulis haberinin aksine iktidarın bütün bu tartışmaları sevdiğini ileri sürüyor Ahmet Hakan. Yani demem o ki diye devam etmiş. İktidar kültürel alanla ilgili her türlü tartışmaya bayılır. Sağ olsun kendilerini muhalif olarak konumlandıran basınımız iktidarın sevdiği tartışma konularını bulup ortaya çıkarmakta çok mahir demiş. Yine klasik bildiğimiz Ahmet Hakan bakışıyla. Esasen bunlar iktidarın sevdiği tartışmalar, doğru, ama bu tartışmaları iktidar çıkarıyor. Yani belediye etkinliklerinde alkolü o tartışmaya açıyor. Çıplak semazen diye bir dans gösterisini suçlamayı o akıl ediyor. Ve laiklik tartışmalarını işte eski yeni yazarları eliyle, iktidar yandaşı basın eliyle anayasadan laiklik ilkesinin çıkarılması konusundaki görüşleri o dile getiriyor. İktidar bunları dile getirince muhalefet ya da şimdi muhalefet tabii birçoğunda sessiz kaldığı için Ahmet Hakan da ne diyor? Muhalif olarak konumlandıran basınımız iktidarın sevdiği konuları bulup çıkarıyor. Halbuki iktidar muhalefet bunlara, genellikle iktidarın belirlediği bu gündemlere sessiz kalmayı tercih ediyor. Malum nedenlerle, işte doğru ya da yanlış, muhafazakar dindar seçmeni ürkütmeyelim görüşüyle. Ve fakat basın, yani muhalif basın mı bu tartışmaları çıkarıyor? Hayır, ve muhalif basındaki insanlar elbette ki bir seçim ajandasıyla bağlı olmadıkları için alkolde de, işte laiklik tartışmasında da, Diyanet İşleri Başkanı tartışmasında da kendi görüşlerini dile getiriyor. Ahmet Hakan ne yapıyor burada? İktidarı niye bu tür konuları kaşıdığı için eleştirmiyor da muhalif basın sanki bu konuları ortaya çıkarmış gibi muhalif basını suçluyor. Halbuki bütün bu başlıkların hiçbiri muhalif basının kendi kendine ortaya çıkardığı ya da yoktan var ettiği meseleler değil. Hepsi iktidarın ajandasına göre ortaya konulmuş konular. Tabii Ahmet Hakan iktidara yaranmak konusunda çok başarılı oldu aslında. Malum 7 Haziran seçimlerinden sonra bir saldırıya uğramıştı ve ondan sonra ne yazık ki yazılarında büyük bir dönüşüm başladı. Giderek yavaş yavaş iktidara yanladı ve de öyle bir noktaya geldi ki çok ince konularda çok aslında kıymetli, iktidar açısından kıymetli bir iş görüyor. Çünkü biraz tarafsız görünerek iktidarı destekliyor. Bu kadar iktidara angaje yazarın olduğu bir ortamda Ahmet Hakan bu açıdan birçok yandaş kalemden daha iyi bir işlev görüyor. İktidar açısından işini bildiğini, hakkını teslim etmemiz gerekiyor. İşte Selçuk Bayraktar'la ilgili bir yazısı var bugün. Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor diye yazmış.
Şöyle devam etmiş. Geçenlerde tarafsız bölgede konuğumuz oldu Selçuk Bayraktar. Çok izlendi, çok ilgi gördü, çok dikkat çekti program. Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu. Türkiye'deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye'deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye'deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara verebildiğim cevaplar şunlar. Çünkü Selçuk Bayraktar neredeyse 200 yıldır genlerimizi işlemiş olan biz yapamayız algısını darmadağın ediyor. Çünkü Selçuk Bayraktar teknolojide geri kalmışlığımızın bir kader olmadığı anlayışını temsil ediyor ve umudu diri tutuyor. Çünkü Selçuk Bayraktar Türk mühendislerinin dünyada savaş doktrinini değiştirecek atılımlar içine girebileceğinin sembolik bir kanıtı olmuş durumda diye devam etmiş Selçuk Bayraktar niye bu kadar başarılı diye. Selçuk Bayraktar malum Erdoğan'ın damadı ve savaş teknolojileri üzerine çalışıyor. İnsansız hava araçları ve silahsız insansız hava araçları üretiyor. Bunu devlet desteği olmadan, devletin yatırımları, bütün olanakları kendisine seferber edilmeden yapmasının imkansız olduğunu herkes biliyor. Yani Türkiye'de başka bir mühendis, başka bir girişimci böyle bir şey yapabilir miydi? Elbette Selçuk Bayraktar'ın önüne serilen olanaklar olmadan kimse bunu yapamazdı. Ama işte Ahmet Hakan sahtekarca bir tutumla diyelim Selçuk Bayraktar'ın bu başarılarından ötürü kutuplaşma belasını yıkıp geçtiğini söylüyor. İşte çok başarılı bir şekilde yine iktidardaki bir ismin başarısını, üstelik iktidarın ürettiği kutuplaşmayı yıktığını ileri sürüyor. Bütün bu kutuplaşmadan sanki iktidar sorumlu değil ve sanki Selçuk Bayraktar bu iktidar bloku içerisinde değilmiş gibi yazıyor. Üstelik Selçuk Bayraktar'ı bir hani zor koşullar içerisinde, olanaksızlıklar içerisinde Türk mühendisinin büyük bir başarısı gibi gösteriyor değil. Çok açık şekilde Selçuk Bayraktar iktidarın olanaklarıyla bunu yapıyor. Arkasında devasa bir devlet desteği var. Dolayısıyla yaptığı işler tabii hani ürettiği bu savaş aletleri dünyada ilgi görüyor görmüyor değil. Ama buradan yola çıkarak Selçuk Bayraktar'ın bir de aynı zamanda kutuplaşma belasını yıkıp geçtiğini ileri sürmek tam da Ahmet Hakan'ca bir iş olmuş diyelim. Ve devam edelim haberlerimize. Van'ın birçok ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bölge halkının hem evi yıkılmış hem de çok sayıda hayvan yaşamını yitirmişti. Yardım çağrısında bulunan bölge halkına yeterli düzeyde yardım yapılmadı. Van halkının mağduriyeti giderilmezken Van Büyükşehir Belediyesi'nin kayyımı sel felaketi yaşayan Kastamonu ve Bartın'a toplam 14 milyon 750 bin lira yardımda bulundu. Yardım almıyoruz. İsmimizi yazıyoruz ama almıyoruz. İsmini yazdılar, vermediler. Van'ın Başkale ilçesi başta olmak üzere Çaldıran, Muradiye, Özalp, Saray ve Edremit ilçeleri Temmuz ve Ağustos aylarında yağışlardan en çok etkilenen yerlerdi. Yaşanan sel felaketinde onlarca ev ve ahır yakılmış, sular altında kalan evlerse kullanılamaz hale gelmişti. Yüzlerce hayvan yaşamını yitirmişti. Hayvancılıkla geçinen ve mağdur olan yurttaşlar yetkililerden yardım talep etmiş, afet bölgesi ilan edilmesini istemişti. Ancak selden etkilenen yerler ne afet bölgesi ilan edildi ne de yeterli bir yardım yapılabildi. Bölge halkına gerekli desteği sağlamayan kayyım yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin yine aynı tarihlerde selden etkilenen Kastamonu ve Bartın'a 14 milyon 750 bin TL yardımda bulunduğu ortaya çıktı. HDP İpek Yolu ilçesinin Twitter hesabından Van Büyükşehir Belediyesi kayyımının yaptığı yardım belgeleri paylaşıldı. Kamuoyuna sunulan belgelerde iki ilde meydana gelen sel felaketinde hasarın giderilmesine yönelik 3 Eylül'de Bartın İl Özel İdaresi'ne 5 milyon Türk lirası, Kastamonu İl Özel İdaresi'ne ise 6 milyon 750 bin Türk lirası nakdi yardım yapılmasına karar verildiği belirtiliyor. 27 Temmuz tarihli bir başka belgede ise yine Kastamonu İl Özel İdaresi'ne 3 milyon yardım yapıldığı ifade ediliyor. Türk Hava Kurumu kayyım heyet başkanlığı görevinden 1 Eylül'de istifa ettiğini açıklayan Cenap Aşçı'nın istifası günlerdir kabul edilmiyor.
Aşçı'nın istifa talebinin kabul edilmesini beklemeden Türk Hava Kurumu'ndaki makam odasını boşalttığı belirtiliyor. Bu akşam bir özel durumum vardı. Bir çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek zorunda kaldım. Orman yangınları sırasında kullanılmayan söndürme uçakları ve tepki çeken düğüne gittim açıklamalarıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası günlerdir kabul edilmiyor. THK'ya kayyum atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi vermesine rağmen mahkeme istifanın kabul edilip edilmediği yönünde hala bir açıklama yapmadı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa dilekçesinde linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini iddia etti. Ancak tepkiler sadece yangınlar sırasında yaptığı açıklamalarla sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde THK'yı yöneten 3 kişilik kayyum heyeti üyelerinin de en az 2 maaş aldığı ortaya çıktı. Kayyum heyeti üyesi Abdullah Kaya, tüm kayyum heyeti üyelerinin çift maaşlı olduğunu kabul etmişti. Aşçı'nın başkanlık ettiği kayyum heyeti üyelerinden Adnan Zengin'in 2019 yılında değeri 5 milyon TL olan araziyi zimmetine geçirdiği de ortaya çıktı. Cenap Aşçı'nın bu iddiaların ardından istifa dilekçesi verdiği ve kabul edilmesini beklemeden THK'daki makam odasını da boşalttığı belirtiliyor. Bugünkü gazete manşetlerine baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gıda fiyatlarındaki ve diğer fiyatlardaki enflasyona ilişkin açıklamalarının manşete çekildiğini görüyoruz. Burada böyle bir artışta iktidarın kendi sorumluluğunu üzerinden atma gayreti var. Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur da 2 gün önce çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Şöyle, yazının başlığı şöyle: Plan derin, halkın direncini pahalılık ve açlıkla kıracaklar. Fuat Uğur şöyle demiş: Venezuela'da uzun zamandır uygulanan gıda enflasyonu konseptini şu anda Türkiye'de de denenmeye başladığını iddia ediyor. Türkiye'nin 1990'lı yıllardaki enflasyon ücret artışı sarmalına onları da düşürmüşler. Şimdi Türkiye'de tekrar etmenin peşindeler iddiasında Uğur. Gıda enflasyonunun tek amacı var: Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı devirmek, diye yazmış. ABD aparatı tekelleşen marketler zinciriyle CHP'lilerden PKK'lara dek tüm kesimlerin etkili olduğu hallerde kamyonlarca ürünü çürük diye dökmek dahil sistematik olarak her türlü fiyat yükselme politikası ahlaksızca uygulanıyor iddiasında. Devlet ihracat kotası koymadığı için üretilen tarım ürünleri ülke içi talebe yetecek miktar bırakılmadan ihraç ediliyor. Arz talep dengesi bozulunca da fiyat artıyor. Tepkiler yükselince Ticaret Bakanlığı harekete geçip gübre fabrikalarına ihracat sınırlaması getirdiğini açıkladı. Ne kadar denetleniyor? İç piyasaya sürülen gübrede ucuzlama sağlanıyor mu? Henüz bu konuda bilgi sahibi değiliz. Gıda enflasyonunun tek amacı var: Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı devirmek. Eğer bu oyuna gelinirse sorumlu ekonomi ve maliye politikalarını yürüten kadroları belirleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacaktır. Kimse o bakanları eleştirmez, hedefe Erdoğan'ı koyar. Bakanlık bürokrasileri eğer ağır hareket etmemeli. Bunlar çok daha önce tespit edilip acil koduyla Cumhurbaşkanı ile paylaşılmalı. Bir zamanlar IMF'nin bize dayattığı neoliberal ekonomi politikalarının ayak izlerini artık görmemeliyiz ekonomi yönetiminde. Gıda enflasyonunu önlemenin temel kuralı, tarladan sofraya uzanan zincirdeki halkalarda gıda üretim maliyetini düşürmek, zinciri kısaltmak ve denetim olmalı, demiş. Yani gıda enflasyonun arkasında da yine Amerika, CHP ve PKK var, diyor Fuat Uğur bu çok başarılı, çok parlak analizinde ve tek amacının da Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı devirmek olduğunu ileri sürüyor. Güya işte ihracat sınırlamaları vesaire olmadığı için kamyonlar dolusu ürün çürümeye terk ediliyormuş, bozuluyormuş ve bu yüzden de piyasaya sürülmediği için fiyatlar artıyormuş, diyor Fuat Uğur'un bu iddiasına inanacak olursak. Fuat Uğur'a bir yanıt Barış Soydan'dan gelmiş T24'te. Bugün Barış Soydan, Fuat Uğur haklı, enflasyon AKP ve Erdoğan'ı götürecek, başlığıyla
Bir yazı yazmış. Şöyle diyor yazısında Barış Soydan. Enflasyon zaten düşecek argümanına piyasayı ikna etmesi artık mümkün değil. Çünkü bütün veriler enflasyonun düşmeyeceğini, baz etkisiyle hafif düşse bile hemen ardından yeniden yükselişe geçeceğini gösteriyor demiş. Şöyle yazmış Barış Soydan. Ankara'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir süredir panik içinde olduğu konuşuluyor. Çünkü gelen ilk veriler enflasyonda yükselişe işaret ediyormuş. Enflasyon yükselecekse Merkez Bankası'nın normalde faizi indirmek değil yükseltmesi gerekir. Ama tersini yapacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin enflasyonun sonucu değil nedeni olduğuna inanıyor. Sadece enflasyonun nedeni olduğuna mı? Financial Times gazetesi Cuma günü yayınladığı yabancı yatırımcıların Türkiye'de neden uzak durduğuyla ilgili haberinde eklemiş. Erdoğan faizin bütün kötülüklerin anası ve babası olduğunu düşünüyor. Enflasyon yükselirken Merkez Bankası faizi indirirse ne olur? Belki esnaf, bankalar kredi faizini indirince biraz rahatlar ama dolar yükselişe geçer, bütün dengeler iyice bozulur. Dolardaki yükseliş bir süre enflasyonu tetikler, çarşı pazardaki yangının alevleri daha da büyür. Halkın öfkesi daha da artar, AKP'deki erime daha da hızlanır. Süleyman Demirel, boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur demişti. Fuat Uğur haklı, enflasyon AKP'yi ve Erdoğan'ı götürecek demiş Barış Soydan bu yazısında. Gerçekten akıl alır gibi değil ve bunu kendileri inanmıyor tabii. Yani bu kadar absürt bir şeye Fuat Uğur'un inanarak yazdığını düşünmüyorum. Ama içine girdikleri bu krizde, bu ekonomik krizde, üstelik göz göre göre gazeteciler, uzmanlar ekonomik krizin bu faiz inatlaşmasından kaynaklandığını defalarca söylediler. Dünyada Covid dışında Covid'in yarattığı etkiler de yavaş yavaş gideriliyor. Ekonomide böyle bir kriz hali yokken Türkiye'de bu kadar ciddi bir krize düşülmesi, enflasyonun bu kadar artması ve mesela AKP'nin şimdiye kadar iyi yönettiği alanlardan biri de konuttu. TOKİ'ler olsun, inşaatlar olsun, iyi dediğim tırnak içinde tabii çevreyi katlederek ve de yandaşlara peşkeş çekerek ama bir konut üretimini sağlayabiliyordu. Şimdi konut da üretilmediği için İstanbul'da kiralar artık karşılanamaz boyuta geldi. Dolayısıyla toplumsal patlamaları çok ciddi şekilde tetikleyebilecek bir ekonomik kriz var. İnsanlar neredeyse sokakta yatma durumuna geldi kiraların bu kadar artması nedeniyle. Ve bütün bunlardan ekonomi yönetimini, kendi beceriksizliklerini ya da kendi yarattıkları bu yağmacı ekonomik sistemi değil, dış güçleri sorumlu tutuyorlar. İşte Venezuela'yı örnek gösteriyorlar. Venezuela'ya yönelik çok ciddi bir Amerikan ambargosu yaptırımları var ve Amerika, Venezuela'nın bağımsız ekonomik yapısını tahrip etmek için elinden geleni yapıyor. Türkiye'de böyle bir durum yok. Türkiye, hani Fuat Uğur güya IMF'nin kontrolündeki bir neoliberal politikadan dönmemiz gerektiğini söylüyor ama buraya gitmememiz gerektiğini söylüyor ama zaten Türkiye neoliberal ekonomi politikalarıyla yönetiliyor. IMF'nin işin içinde olup olmaması hiç sorun değil bu bağlamda. Tamamen Batılıların, yabancı yatırımcıların aslında itiraz etmeyeceği bir ekonomik sistem var. Ama işte bir inatlaşma, bir faiz meselesi ve yağma ekonomisi ekonomiyi bu hale getiriyor. Buradan da iktidarlarını kaybediyorlar ama bunu tersine çevirecek ne kaynakları var ne de güçleri var. Devam edelim haberlerle. Korona haberlerine bakalım. 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başladı ancak çok sayıda sınıf vaka ve temaslılar nedeniyle kapatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün yaptığı açıklamada hiçbir okulun kapanmadığını söylemişti. Ancak Ordu'da bir lise artan vaka sayıları nedeniyle 14 gün uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldı. Uzmanlar ise alınmayan önlemler nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişeli. 71.320 okulumuzdan hiçbirisinin tüm sınıfları vaka veya yakın teması nedeniyle kapatılmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün bir televizyon programında bu sözleri sarf etti.
Ancak başkaca kentlerin yanı sıra Ordu'dan gelen bilgiler de Bakan Özer'in sözlerinin aksini gösteriyor. Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, Aybastı Fen Lisesi'nin tespit edilen vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini duyurdu. Tüm sınıfların 14 gün uzaktan eğitime geçtiğini söyledi. Vaka sayılarının artma nedenini alınmayan önlemlere bağladı. Bölgede aynı zamanda tadilat nedeniyle 4 okulun birleştirildiğini hatırlattı. Türkiye genelinde vakalar ve temaslı öğrenciler nedeniyle 200'ün üzerinde okulda uzaktan eğitime geçildi. Eğitim Sen Diyarbakır İkinoğlu Şube Eş Başkanı Hasan Çıtırık da okullarda alınmayan önlemlere dikkati çekti. Temizlik ve bulaş riski göz ardı ediliyor burada. Hani onlara ilişkin bir plan yapılmadı. Okullar açıldığı zaman okulla işkur üzerinde personel, yardımcı personel gönderiliyor. Ve bu personel de ancak 2 Mayıs sonu itibariyle okullara gelecek. Onlar gelmeden okulun temizliği, hijyeni tamamen kaderine terk edilmiş durumunda. İleriki dönemlerde çok fazla sıkıntıyı bizi beklediğini görmekteyiz açıkçası. Temizlik için öngörülen sürelerin ise yeterli olmayacağı görüşünde. 10 dakikalık süre yetmeyecek. Yani ne kadar temizlik personel olursa olsun sınıfların havalandırılması temizliği yetmeyecek. Belki bir okul 20 dakikaya çıkartabilir ama bu 20 dakika da yetmeyecek. Bir uyarı da İzmir Tabip Odası'ndan geldi. Yapılan yazılı açıklamada aşılamanın eğitimin sürdürülmesinde en önemli koşul olduğu belirtildi. Öğretmen ve eğitim personelinin aşılanmasında istenilen düzeye ulaşılmadığı belirtildi. Okullarda eğitim gören öğrenci sayısının gerekli planlamalar yapılarak azaltılması istendi. Ayrıca temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması için personel alımına gidilmesinin de şart olduğu dile getirildi. Evet, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde verimli tarım arazilerinin üzerine yapılacak sanayi sitesi için ÇED olumlu raporu verildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer rapora tepki göstererek çocuklara plastik mi yedireceğiz dedi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesi sınırları içinde yapılmak istenen organize sanayi bölgesine bakanlıktan onay çıktı. Marmaracık mevkiinde verimli tarım arazilerinin üzerine Pakop Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından Plastikçiler OSB Yatırım Bölgesi kurulmak isteniyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkının ve çevrecilerin tepkisini çeken proje için ÇED olumlu raporu verdi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Verimli tarım arazilerinin üzerine sanayi tesisi yapılmasına tepki gösterdi. Trakya'nın verimli tarım arazilerinde buğday, ayçiçeği yerine plastik üretmek istiyorlar. Hala etkisini sürdüren koronavirüs salgını koşullarında tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmedik mi? Yarın çocuklarımıza plastik mi yedireceğiz? Neden boş araziler dururken tarım arazilerine sanayi bölgesi kurulmak isteniyor? Yüceer bu bölge için daha önce yürütmeyi durdurma kararı alındığını da hatırlattı. Bu bölge için TUMOP Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası'nın açtığı davada Tekirdağ 1. İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda bölgenin 1. sınıf tarım arazisi olduğu, sulu tarım yapılmasının olanaklı olduğu hükmedildi. Yine aynı tarım arazisi için 9 Mayıs 2014'te açılan davada iptal kararı verilmesine ve kararın kesinleşmesine rağmen aynı işlemin tekrarı için kamu yararı kararı alınarak davalı idare tarafından yeniden işlem tesis edilmesi yoluna gidilmiş, bu hususlar çerçevesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Evet, son olarak bir gazeteci arkadaşımızın haberi ve onun etkilerine yer vererek bitirelim. IŞİD'den biliyorsunuz iki askeri yakarak öldürme talimatını verdiği ileri sürülen Cemal Abdurrahman Alvi'nin Gaziantep'te bir kuşçu dükkanı açtığı ve tutuksuz yargılandığını yazmıştı İsmail Saymaz Halk.tv.com.tr'de ve bu haberin yazılmasından sonra Alvi tutuklandı. İfadesinde kadı olduğu iddiasını kabul etmemişti ancak eşi ifade verince itiraf etmek zorunda kaldığını yazıyor İsmail Saymaz ve de gizli tanığın esir takası teklifi Türk makamlarınca kabul edilmeyince Alvi marifetiyle askerlerimizi yakarak şehit ettiler şeklindeki bir ifade, gizli tanık ifadesi dosyaya girmiş durumda. Bütün bunlar daha çok tartışılması gereken meseleler. İki askerin öldürülmesi talimatını veren birinin elini kolunu sallayarak
bir dükkan açmış olması ve bunu bir gazetecinin yazmasından sonra ancak bu IŞİD'li yöneticinin kadı olarak IŞİD'de yer alan bu kişinin tutuklanması gerçekten dehşet verici ya da dehşet verici olarak algılanması gerekiyor diyelim. Medya kritiğin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.